Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ayıcık figürü yapacağız. Yakışıklı bir ayıcığımız olacak işin sonunda. Neredeyse hiç alet edevat kullanmadan şeker hamuruyla figür yapacağız. Bunu sadece şeker hamuruyla yapmak zorunda değilsiniz. Çocuklarınızla oyun oynarken oyun hamuruyla da yapabilirsiniz etkinlik olsun diye. Haydi başlayalım o zaman. Ben ayıcığı kahverengi yapacağım. O yüzden kahverengi hamur hazırladım. Kahverengi yapmak zorunda değilsiniz. Erkek olacaksa mavi, kız olacaksa pembe, daha açık, daha koyu, beyaz yapmışlığım bile var benim pastalarımda. Ben bu renge kahverengi çok koyu olduğu için birazcık ten rengi ekledim. Öyle elde ettim. Şimdi bunun bir kısmını alıyorum. Yuvarlıyorum. Şöyle elinizle de şekil verebilirsiniz. Bu kafası için. Bundan çok az daha fazla bir hamur daha alıyorum. Bu da gövdesi olacak. Bakıyoruz büyüklüğe. Çok az fazlası olmuş mu? Yok. Biraz daha ekleyeceğim. Şimdi bunu da yuvarlıyoruz. Bu alt kısmı tam top gibi değil de biraz daha böyle uzun olacak şekilde yapıyorum. Yani şöyle yan yana getirdiğimde aradaki farkı anlarsınız. Şimdi bunları aldık. Şöyle bir straforun üzerinde yapalım yine. Alt kısmı strafora sabitleyeyim. Çöp şişi ve kürdan çok fazla kullandığımız aletler. Onları da her yerde bulabilirsiniz zaten. Biraz yukarıdan kesiyorum. Üstüne kafasını yerleştireceğim. Şimdi kafayı yerleştirmeden önce kollarını ve bacaklarını yapalım. Yine hamuru aldım. Önce bacakları yapacağız. Böyle bir şerit oluşturdum. Bir bu ucundan. Kalınlıklarının eşit olmasına dikkat edelim iki tarafın. Bir de bu taraftan. Şimdi iyi denir pençesi. Pati denmez buna. Pençesini yapmak için parmağımız altta, öbür parmağımız üstte bastırıyoruz. Böyle bir ayak oluşturduk. Diğeri için de yapıyorum aynı şeyi. Bu da tamam. Şimdi bunu yerleştirelim. Önce bir ölçüyoruz. Dediğimiz gibi her şeyi ölçerek uygun mudur? Uygundur. Bu kısmı da şöyle bir gereksiz çıkıntı olmasın diye bunu aldım. Şuradan elimle bastırdım. Yani ucuna doğru incelttim. Bunu olması gereken yere yerleştirdim.
Diğeri için de aynı hareketi yapıyorum. Bu şekilde. Bunu da yerleştirdim. Şimdi kollarını yapalım. Yine aynı mantıkla. Buna kol denmiyor galiba. Ön ayak, arka ayak falan gibi mi dememiz lazım? Onu bilmiyorum. Yine ölçüleri ayarladım. Kalınlıkların aynı olmasına dikkat ediyorum. Şu biraz kalın oldu. Bunu inceltelim. Tamamdır. Aynı hareketi yine yapıyorum. Baş parmağım altta, işaret parmağımla arasında sıkıştırdım. Bunu da yaptım. Şimdi şöyle çok az ıslatalım. Üst taraf için de ezme işlemini yaptım. Öne doğru gelsin kolları. Diğer kolu da yerleştirdim. Eğer uzun olursa şu kısımlardan kesip yine tekrar yapabilirsiniz. Gövdemiz tamam. Şimdi kafasını yapmaya başlayacağız. Önce ağzını. Şöyle küçük bir parça ten rengi hamuru alıyorum. Elimle yuvarlak bir şekil veriyorum. Ve bunu şöyle alt kısma yaklaşacak şekilde yerleştirdim. Ortalayıp ortalamadığıma bakıyorum şu anda. Evet. Şimdi bir kürdan yardımıyla yukarıdan aşağı şöyle noktalar koyuyorum. Sonra da bunu güldürüyorum. İki yana doğru. Tamamdır. Gözlerini yerleştirelim. Önce gözlerin yerini belirliyorum. Şöyle ağız kısmından çok uzak olmasın. Küçük siyah hamurları da bu boşluğa yerleştiriyorum. Bir de bir buruna ihtiyacı var şu anda. Onun için de yine böyle bir hamur. Top gibi yapmıyoruz. Şöyle hafif oval. Çok az ıslattım. Çok fazla ıslatırsanız hamurunuz kayar, yapışma zorlaşır. Bakıyorum ben de. Evet. Bu hale getirdik. Şimdi ayıcığın kafasını yerine yerleştiriyorum. Ortaladık. Kulaklarını yapacağız. Kahverengi hamurdan yine ufak
toplar yaptım. Bunu şöyle hafif yassı yaptıktan sonra yuvarlak bir şeyle bastırdım. Yerine yerleşmeye hazır bunlar da. Olması gereken yerlere çok az su sürdüm. Yapıştırdım. Bakıyoruz. Evet. Şimdi bu ayıcı süslememiz lazım. Buna bir papyon yapacağım. Mavi şeker hamurunu aldım. Bu yaklaşık 1 santim herhalde, 1 santim kalınlığında şöyle kestim. Böyle bir şerit yaptıktan sonra bunun iki tarafını ortada birleştirdim. Sonra şu kenardan ortaya doğru papyon şeklini veriyorum. İki taraftan da yapıyorum bunu. Bir de ortasına bir şerit keseceğiz. Papyonumuz da hazır. Şimdi bunu da yerleştirelim. Şöyle az bir şey yine ıslattım. Tam kafasının alt kısmına yapıştırıyorum. Bakayım. Oldu. Ayıcığımız hazır. Çok yakışıklı oldu bu arada. Bunun kızını yapmak isterseniz eğer bunu başka renk yapabilirsiniz. Pembe olabilir. Bunu alıp buraya yerleştirdiğiniz zaman da kurdelesi olur, tokası olur. O da kız ayıcık olur. O şekilde de yapabilirsiniz. Ayıcığımız hazır. Çok tatlı bir ayıcık yaptık. Yakışıklı, papyonlu bir ayıcık oldu. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç alet kullanmadan böyle bir figür yapabiliyoruz. Bu başlangıç seviyesinde çok kullandığımız bir figür. Her yerde kullanabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.